plastik, inşaat malzemeleri ve cam sektörlerinde hizmet veren European Endüstri, bu kapsamda PVC profil, kapı, pencere ve cam grupları üretimi konusunda faaliyet gösteren bir şirket. Tarihsel açıdan bakıldığında şirketin kuruluş tarihi 1965'lere Hatipoğlu firmasına dayanıyor. Zaten 2018 yılına kadar da faaliyetler Hatipoğlu Elektrik, Hatipoğlu Cam ve European Endüstri ünvanlı 3 ayrı şirket tarafından yürütülmekteydi. Mart 2018'de ise bu şirketler European Endüstri çatısı altında birleştiriliyor. Mevcut durumda üretim faaliyetleri 3 ayrı ana ürün grubu ve tamamı Eskişehir'de bulunan 6 farklı üretim tesisinde yürütülmekte. PVC profil ile kapı ve pencere grupları için birer tesis varken cam grubundaki üretimler ise buzdolabı camı, mobilya camı ve pişirici grubu camları olmak üzere 3'e ayrılmakta ve her birindeki imalat süreci kendi ayrı tesisinde yürütülüyor. Bunların dışında bir de biraz daha yakın tarihte devreye alınan ve özel ölçü kapı ve pencere üretimine tahsis edilen 6. bir tesis bulunmakta. Yapılan işi detaylandırmaya PVC profil tarafıyla başlayalım. PVC profil inşaat sektöründe kapı ve pencere imalatında kullanılan bir ürün grubu. Bu profillerde ana ham madde ürünün kendisine adını veren polivinil klorür. Fiyatın avantajlı olduğu dönemlerde bu polivinil klorür yani PVC'nin tedariği için çoğunlukla yurt dışından ithalat yapılırken zaman zaman da Türkiye'deki tek üretici olan Petkim'de çalışılıyor. Europe'nin PVC profil üretim tesisindeki yıllık üretim kapasitesi 30 bin ton. Fakat bu üretimin sadece yaklaşık %30'luk kısmı satışa konu olabiliyor. Bunun da sebebi geri kalan kısmın şirketin kendi kapı ve pencere üretiminde kullanılıyor olması. Kapı ve pencere içinde yıllık 750 bin adetlerin üzerinde bir kapasite mevcut. Bunun yaklaşık %40'lık kısmı kapı, %60'lık kısmı pencereye ayrılmış. Burada birçok ürün çeşidi var. Ağırlıklı olarak üretimi ve satışı yapılanlar ise giriş kapısı, servis kapısı, düz pencere, tek kanat pencere, çift kanat pencere ve sürme kapı. Üretimde kullanılan aksesuar hariç tüm girdileri şirketin kendisi üretiyor. Nedir bu girdiler? PVC profil, ısı cam, plaka ve panel. Zaten bu yarı mamullerini de Europe'nin kendisinin geliştirdiği bu entegre üretim modeli satışlardaki yüksek katma değer unsurunu beraberinde getirmekte. Ayrıca üretilen kapı ve pencerelerin çok büyük bir kısmı yurt dışı piyasaya satılıyor. Europe'nin dış ticaret üzerinden yapılan ihracattaki en önemli pazar ise Avrupa ülkeleri. Kapı ve pencere dışında European Endüstri'nin bir diğer ana faaliyet konusunun cam işlemesi olduğundan bahsetmiştik. Bu temperli cam işleme faaliyetlerine ilk kez 2003 yılında buzdolabı camı ile başlanıyor. Devam eden yıllar içerisinde mobilya camı ve fırın camı da bu kategorideki ürün gamına eklenmiş durumda. Her 3 ürün için işlenmemiş düz cam alımları herhangi bir temin sorunu yaşanmadığı müddetçe şişe camdan 75 gün vadeli şekilde tedarik ediliyor. Üretim kapasiteleri buzdolabı camı, mobilya camı ve fırın camı tarafında sırasıyla 3,5 milyon, 2,2 milyon ve 1,5 milyon metrekarenin üzerinde. Üretilen ürünlerin satışı noktasında ise buzdolabı camları için yurt içindeki en büyük iki müşteri Arçelik ve Vestel. Ayrıca yurt dışındaki beyaz eşya üreticilerine de satış söz konusu. Mobilya camı satışlarının büyük çoğunluğu IKEA'ya, kalan kısmı da IKEA'nın tedarikçilerine yapılmaktı. Bunun dışında fırın camı için de yine yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli beyaz eşya üreticileriyle iş ortaklıkları mevcut. Her bir ürün grubunun toplam satışları içerisindeki payı incelendiğinde en büyük katkının %45 ila 50'li oranlarla kapı ve pencereden geldiği görülüyor. Sonrasında %40'lı oranlara yaklaşan şekilde cam grubu geliyorken PVC profilinde %10'larda bir payı bulunmakta. Şirketle ilgili bir de son olarak güneş enerjisi panel camı üretim yatırımına bir değinmek gerekir. Kütahya'da 67 bin metrekare kapalı alanda kurulu ve yıllık yaklaşık 100 bin ton yani 11 bin metrekare eşdeğerinde üretim kapasitesine sahip olacak bir tesis üzerinde çalışılıyor. Faaliyete geçmesiyle European Endüstri'nin artık güneş enerjisi santralleri için panel camı üretiminin mümkün hale geleceği bu yatırımın maliyeti yaklaşık 60 milyon dolar ve öngörülen devreye alınma tarihi de 2024 yılı 3. çeyrek sonu.